Değerli Kurumsal TV izleyicileri, merhabalar. Ben Bertan Kaya. Sizlerle bugün şirketlerde hile ve suistimallerin önlenmesinde ve bunların tespitinde önemli bir rol oynayan iç kontrol mekanizması, iç kontrol sistemi üzerine bir paylaşımda bulunacağım. Bilindiği üzere şirketler iç ve dış kaynaklı olmak üzere pek çok riskle karşı karşıyalar. Dış riskleri daha çok ekonomik, siyasi, uluslararası ilişkilerden kaynaklanan, konjonktürden kaynaklanan riskler. İç riskleri ise daha çok stratejilerini yürütmede, faaliyetlerini yürütmeden ve kaynaklarını kullanmadan kaynaklanan riskler. İç ve dış riskler bağlamında baktığımızda şirketlerin belki de en çok göz ardı ettiği ancak şirketlere çok büyük zararlar veren, hatta yeri gelince şirketlerde %5 ila 7'si arası şirketlere kayıplara yol açabilen, şirketlerde kayıplara dönüşebilen hile ve suistimal riskleri var. Ve bunlar son derece önemli riskler, sinsi riskler, kara delikler. Bunların hızlı bir şekilde tespit edilip ortadan kaldırılması gerekiyor. Bununla ilgili olarak dünya üzerinde uzman bir kuruluş var, bir otorite var. ACFE, Uluslararası Suistimal İncelemecileri Birliği. Belki Türkçe'ye bu şekilde çevirebiliriz. ACFE'nin 2018 suistimal, dünya genelinde suistimallere ilişkin raporu yayınlandı. Ve kendilerine bildirilmiş olan vakalar doğrultusunda suistimalle ilgili bazı yorumlarını, tespitlerini paylaştılar. 125 ülkeden 2690 vaka bildirilmiş, suistimal ve hile vakası. Ve bu vakaların hemen hemen yaklaşık %50'sinde, yarısında iç kontrol zafiyetleri ve boşluklarının önemli rol oynadığı tespit edilmiş. Ben bunu son derece anlamlı buluyorum. Zira günlük koşturmacalar içinde, günlük faaliyetler içinde suistimal ve hileler, özellikle de iç kontrol boşlukları da varsa son derece gözden kaçabilen bir risk haline geliyor. Şirketlerimizin hemen tamamında kurumsal yapılar ve iç kontrol yapılarında boşluklar oluşuyor zamanla. Değişime uyum sağlayamamaktan veya şirketlerin ölçeklerini büyütmesinden kaynaklı bir takım boşluklar oluşuyor. İşte bu boşluklar maalesef suistimal ve hileye yatkın kişiler veya bunları kafasına koymuş kişilerce kullanılıyor. Bu boşluklardan da şirketlerimiz, yine ACFE'nin raporlarından aldığımız bilgi doğrultusunda paylaşacağım, %5 ila 7'si arasında cirolarının %5 ila 7'si arasında kayba uğrayabiliyorlar. Bu çok ciddi bir rakam. Şirketlerde, özellikle Türk şirketlerinde de bu rakamın ben bundan daha aşağıda olduğunu düşünmüyorum. Peki suistimalle mücadelede iç kontrol dediğimiz mekanizma nasıl işlev gösterir? Biraz buna değinelim. İç kontrol sistemi bir şirketin aslında yönetiminin temel destek sistemidir. Yönetimin planlama, organizasyon ve yürütme fonksiyonlarının tamamını destekler. Yönetimin kontrol fonksiyonunu ise bizzat icra edilmesini sağlar. Dolayısıyla planlar yaptınız, hedefler koydunuz, organizasyonunuzu oluşturdunuz, süreçlerinizi iyi yönettiniz ve iyi yürüttünüz faaliyetlerinizi ve bunları da kontrol altına aldınız. İşte buralarda sağlam bir yönetimden bahsetmek mümkün ve bu esnada da elbette risklerinizi de iyi yönetmeniz gerektiği için ve bunlardan bir tanesi de suistimal riski olduğu için iç kontrol sistemi suistimal risklerine karşı da sizleri son derece etkili bir şekilde koruyucu bir işlev gösterecektir. İç kontrol sisteminin nasıl güçlendirilebileceğine gelince şirketlerde, iç kontrol sisteminizin değerlendirilmesiyle başlamanız gerekiyor. İç kontrol sisteminizin farklı bileşenleri var. Kontrol ortamı gibi, risk değerlendirmesi gibi, kontrol faaliyetleri gibi, bilgi iletişim gibi, izleme gibi bazı mekanizmalarımız var. Alt unsurları var kontrol sisteminin. Tüm bu unsurlarda şirketinizin performansını ve yetkinliğini, yeterliliğini değerlendirmeniz gerekiyor. Bununla başlayacak süreç. İkinci aşamada bu yetkinliklerinizi değerlendirirken, bu alt bileşenlerinizi değerlendirirken suistimali açık alanlarınızı, riski açık alanlarınızı da belirlemeniz gerekiyor. 20 senelik mesleki deneyimim bana şunu gösterdi. Her şirkette büyüklüğü ölçeğine göre tabii ki fark etmekle birlikte ortalama olarak söyleyebilirim, 30-35 adet suistimal riskine, hileye açık alan var, süreç var. Bunları iyi bilir ve bu süreçleri güçlü kontrol mekanizmalarıyla destekleyebilirsek suistimalcilerin işini bir hayli zorlaştırmış oluyoruz, bir hayli güçleştirmiş oluyoruz ve bu konuda açıkları kapatmış oluyoruz. Diğer bir önerimiz bu noktada şirketinizde suistimali tolere etmeyecek bir kültür oluşturmak. Hile ve suistimalcinin ortaya çıkartılması, cezalandırılması, bunların ilişkin prosedürlerin, bunlara ilişkin kuralların belirlenmiş olması ve yönetim kurulunun ve icranın tepe yöneticilerinin hareket ve tutumlarıyla suistimal ve hileye asla taviz vermeyeceklerini, tolerans göstermeyeceklerini gösterecekleri bir
ortamdan bahsediyoruz. Böyle bir ortam sağlanması halinde yine iç kontrol sisteminizin de güçlü olduğunu varsayarak hile ve suistimallere karşı ciddi bir korunma sağladığınızı söyleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.